44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar ne mi yapıyoruz, neden mi bahsediyoruz, ne mi konuşacağız? Arkadaşlar benim yine sizlerden küçük bir ricam, küçük bir... Ya siz buradaki fiyatları hani görünce böyle bir tuhaf oluyorsunuz ya. Ya yemin ederim ben de oradaki fiyatları görünce tuhaf oluyorum ya. Abi Şahin'e 45 bin lira, 50 bin lira ne demek ya? Şahin ulan Şahin. Pert olmuş haline alsanız, yayınladım hatta. Silmek istemedim o videoyu. Bu ikinci araç fiyatlarını anlattım. Bunu arkadaşlar bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum. Ne gibi bir yardımınızı istiyorum? Şimdi bir elin nesi var, iki elin sesi var misali. Sizlerin de bu konuyu araştırmanızı istiyorum. Çevrenizdeki video çeken insanlara ya da aranızda bu sorunu bilen varsa lütfen yazsın. Neden? Hani şu anda giderken bir sıkıntı yok ama yüzün üstüne çıktığım zamanlarda seste cızırtılar oluyor, patlamalar oluyor mikrofonda. Konuşsam da konuşmasam da ama genellikle konuştuğum zamanlarda oluyor. Bunun nedenini çözemiyorum. Nedenini bulamıyorum. Yani bunun nedenini bilen arkadaşlar yazsın. Bu neden kaynaklı olabiliyor acaba? Hani adaptörde sıkıntı vardır dedim. Gittim medya mod aldım. Artık adaptör de kullanmıyorum. Mikrofonu direkt medya moda da takıyorum. Öyle ses alıyorum. Ve dediğim gibi yavaş gittiğim zamanlarda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Veya hani rüzgardan dolayı mı acaba öyle yapıyor diyorum hani. Ama şu anda tamam kask rüzgar alıyor içine ama şöyle söyleyeyim size. Şu an vizörü açıyorum ve vizörün hemen yanında. Yani mikrofon şu an vizör seviyesini sadece 1 santim altında. Yani şu an kaskın içi rüzgardan kulaklarım uğulduyor. Ama şu anda sesin gayet net geldiğine ben eminim. Çünkü çoğu zaman ben vizör açık kullanıyorum. Ve herhangi bir şekilde seste sıkıntı olmuyor. Ama dediğim gibi yüzün üzerine çıktığı zaman vizör kapalı olsun, rüzgar olsun veya olmasın. Bu cızırtıyı her zaman yapıyor. Bilenler bilir, motor kullananlar. Tünelde rüzgar olmaz. Tünelde bile yapıyor yani bu cızırtıyı. Mikrofondandır dedim, mikrofonu değiştiriyorum. Yok, yine aynı sorun. Sadece 80'in üzerine çıktığım takdirde, yani 100-120'lere falan geldiğim takdirde bu ses oluyor. Bu sesin sorununu çözemiyorum. Bu sorunu çözmeye çalışıyorum. İnternette forumlara bakıyorum. GoPro sorunlarına bakıyorum ama bir türlü bir çözüm bulamadım. Ayarlarına giriyorum, bakıyorum. Hani 3-4 tane mikrofon modu var. Acaba diyorum hem GoPro'nun kendi dahili mikrofonundan hem de iki kulaktan aynı anda mı ses kaydediyor acaba, ondan mı diyorum. Hani ondan olduğunu da zannetmiyorum çünkü birçok ayarlarda denedim, hepsinde aynı sorunu veriyor ki hani her iki mikrofondan kaynaklı olsa, hem kendi dahili mikrofondan kaydedip hem de ne derler ona, dahili harici mikrofondan kaydediyorsa, yani bu 50 ile giderken de yapar, 60 ile giderken de yapar, 80 ile giderken de yapar. 80'in üzerine çıktı, 90, 95, 100, 110, 120 bu hızlara geldiğim takdirde patlamalar oluyor. Ben de bunu anlamış değilim. Bu konuda sizlerin yardımını istiyorum. Çünkü dediğim gibi bir elin nesi var, iki elin sesi var. Hep beraber bunun sorununu çözebileceğimizi düşünüyorum. Bana bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum. Şu an bu videoyu izledikten sonra lütfen bir araştırın. Bu neden kaynaklı oluyordur? Bilenler mutlaka lütfen videoyu boş geçmesin. Çünkü yaklaşık ben 2-3 haftadır bu sorunla uğraşıyorum. Yardımcı olursanız arkadaşlar beni çok mutlu etmiş olursunuz. Beni mutlu ettiğiniz için de ben de daha güzel videolar çekerek sizleri daha çok mutlu edebilirim. Çünkü benim her zaman istediğim çok güzel, kaliteli, pürüzsüz, ayna gibi kalitede bir video ve aynı güzellikte de ses kalitesi istiyorum. Zaten bunlar olduğu takdirde video gerçekten insana keyif veriyor. Ben de hani izlediğim orada bir çat çut pat cız
sesleri geldiği zaman, yani video ne kadar güzel olursa olsun açıkçası ben izlemem. Yani izleyemem, çünkü niye izleyeceğim? Çünkü o ses insanı rahatsız ediyor. Rahatsız olduğum için de ben kendim rahatsız olduğum bir şeyi bir başkasına da izletmek istemiyorum. Zaten hiç anlamış değilim ya. Arkadaş, şu kadar para veriyorsun, mikrofon yapıyorsun. Ondan sonra bir de ekstradan arkaya aparat gerektiriyorsun. Ya bunu yapıyorsun değil mi? Yani sen bu işi ne için yapıyorsun? Aksiyon kamerası, aksiyon videoları çeken insanlar için yapıyorsun. Yani bunu genelde en çok hangi amaçla üretiyorsun sen? Motorcular için, kaska takıp kafasında işte adrenalin yaşayan insanlar için, bisiklet sürenler için, dağcılar için. Bunlar için yapıyorsun. Vloggerlar için yapıyorsun. Ya buna uygun da o zaman bir tane mikrofon yapın abi, mikrofon yapın. Böyle hani ayna gibi net çekim yapabileceğimiz bir kamera yapabiliyorsunuz. Bir de ona uygun kamera yapın. Parası neyse alırız zaten, alıyoruz da. Ekstradan kulaklık takmak, mikrofon takmak için aparat satıyorsunuz. Kamera fiyatına neredeyse alıyorsunuz. Bunları böyle yapacağınıza abicim, kamera 2000 lira mı? Aparat, örnek veriyorum, 1000 lira mı? Abicim, direkt mikrofon kameraya takılsın. 2000 lira yerine kamerayı 3000 liraya sat. Ya niye bizi böyle aparatla maparatla uğraştırtıyorsunuz ki? Yap yanına da mikrofonu. Ya 1000 lirayla mikrofonunu sat. Ama sat yani. Ya insanları böyle uğraştırmayın. Ya benim evde 20 tane mikrofon var ya. 20 tane mikrofon. El insaf ya. Vallahi ben razıyım yani. Yapsın. Böyle. Herhangi bir sorunsuz ses alabileceğim. 1000 lira da olsa, 2000 lira da olsa, kamerayla aynı fiyat da olsa, pahalı da olsa ben alırım yani. Yapın abi ya, yapın yani. Kamerayı yapıyorsunuz, ona uygun ekipman da yapın. En uyuz olduğum şeydi ya. Yine medya modu aldım da o aparattan kurtuldum. O aparat ne çirkin bir aparat ya. Ses aparatı. 5'te, 6'da ve 7'de kullandığınız o aparat. Hatta 8'de ve 9'da da kullanabiliyorsun ama medya modu olduğu için gerek kalmıyor. Çok çirkin ya, ben sevmiyordum onu. Kaskın yanına yapıştırıyordum. Bazen yapışkandan çıkıp sallanıyordu. Tak 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 tak. O ne öyle ya? Ha bir de şekilsiz bir şey yani. Küçük bir şey de değil. Eşek kadar bir aparat. Dediğim gibi arkadaşlar, sizlerden bu küçük yardımınızı istiyorum. Beni kırmayacağınızı ve araştıracağınızı da biliyorum. Çünkü sizlerin sayesinde bu sorunu çözeceğimize ben çok 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 canı yürekten inanıyorum. Ben bayağı gezmişim ya. Ve bir de arkadaşlar, şöyle bir sıkıntı var. GoPro'nun bataryaları özellikle. Abi hani 5'teyken yine bir saat falan bataryası gidiyordu. Yani aralıksız çekim yaptığımda Hero 8'inki yani 35-40 dakika falan gidiyor. Bu da çok az. Yedek batarya almak zorunda kalıyorsun. Ya yedek bataryalar aslında hani burada ucuz. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Burada 29 franka 2 paket parasına gidip alabiliyorsunuz. Yani şu an 2 yedek bataryam var. 2-3 tane daha almayı düşünüyorum. Çünkü bazen öyle oluyor ki 4-5 saatlik yollara gidecek oluyorsun. Yolda kapatmak zorunda kalıyorsun. Bazen yolda güzel bir şey oluyor. Bir anı oluyor, bir yer oluyor. Bir şey oluyor, onu kaçırıyorsun kameran kapalı olduğu için, çünkü şarjın yetsin diyorsun. Powerbank ekstradan aldım, hani aparata takabiliyorsun hem şarj edip hem video çekmeye devam ederim diye. Ama şarj olmaya başlayınca kaydı durduruyor bu sefer. O da bir çıkmaz. Yani bir 4-5 tane batarya alacağım gibi. Çünkü yetmiyor abi. Hani bir tane 40 dakika gitse en azından bir 3-4 saat çekim yapabilirim diye. Neyse arkadaşlar, umarım bu sorunu çözeriz. Yardımlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.